Geldi, evet. Onu da alalım. Zelen, hoş geldin. Hoş geldin Zelen. Sesimizi duyuyorsun. Merhaba hocam, şimdi Merhabalar. Evet, tamam. Ben de sizi duyuyorum. Evet. Arkadaşlar, dilerseniz derse geçebiliriz. Dün kaldığımız yerden devam edelim dersimizin. Olur mu? Dün kalan yerden devam edelim. Buradan ekranı paylaşıyorum. Ekranımı görüyorsunuz değil mi ekranı? Şimdi şeyi hatırlamak için, parçayı hatırlamak için veya hatırlıyor musunuz, öyle diyeyim. Hatırlamıyorsanız döner bakarız. Şimdi sorumuz şu şekilde başlıyor. Bu sorular yukarıdaki parçaya dikkat ederseniz şahıs orağı işaret ediyor. Burada I know I'll have a lot. Bu sorulara cevap verin. Neye göre sorulara cevap vereceğiz? Enise de geldi. Evet. Enise, hoş geldin. Sesimizi duyuyor musun? Hoş bulduk hocam. Merhabalar, duyuyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Hocam peki bu hangi kelime buradan soru anlama geliyor? Yani soru isim Sorular. gibi. Sorular. Şelot. Soru. Ha, şelot. Anu, cevaplayınız. Anu al, bu edattır arkadaşlar. Edat, bu al edatı. Al haşelot, yani bu sorular üzerine veya bu sorular hakkında cevaplar verin. Bu al kelimesi biliyorsunuz Arapçadaki ala gibi. Arapçadaki ala gibi arkadaşlar. Al haşelot, sual, esile, yani bu sorulara cevap verin diyor. Sorulara neye göre cevap vereceğiz? Matlab da geldi. Sorulara neye göre cevap vereceğiz? Yukarıdaki parçamıza uygun olarak. Parça işledik biz hatırlarsanız. Daniel ve Dorot arasında bir konuşma geçti. Bu konuşmaya binaen biz soruları cevaplandıracağız. Eifu gar Daniel. Hatırlarsak Eifu gar Daniel nerede yaşıyordu? Daniel nerede yaşıyordu? Burada bakacak olursak Daniel nerede yaşıyordu? Kfar Saba'da, değil mi? Şöyle işaretleyeyim ben. Daniel diyor ki, ben diyaloğu da size hatırlatacağım arkadaşlar. Tekrar da okumuş olacağız. Daniel diyor ki, Ani gar bi Kfar Saba be merkez Klipa. Klita, pardon. Burada yaşadığın merkez şehrin merkezinde Kfar Saba'da şehrin merkezinde yaşadığını söylüyor. O zaman cevabımız ne olacak? Eifu gar Daniel gar Kfar Saba. Ama diyeceğiz ki Daniel gar Kfar Saba. Cevabımız bu. Detayını da verebilirsiniz. Diyor ki bir merkez Klita. Hocam peki bir soru var. Bu şey Elif iki nokta var. Bu E olarak okuyoruz bunu. Elif. E harekesi, evet. E harekesi bu. Tamam. Evet, E harekesi. Ayfo Gar Daniel. Yine ikinci bir soru edatı. Matay. Matay neydi? Bu nerede? Ayfo nerede? Matay ne zaman, değil mi? Nasay Ne zaman? Evet. Matay Dorot Lomedet. Matay, yani hangi vakitler, hangi zamanlar Dorot eğitim görüyor, öğrenim görüyor? Dorot burada kendisini tanıtırken demişti ki Baboker ani Lomedet. Bakın. Değil mi? Dorot ne demiş burada? Baboker ani Lomedet. O zaman cevabımız ne olacak? Dorot Lomedet Baboker.
sabahları eğitim görüyor. Yani ders işleme zamanı sabahleyin. Doğrultu sabahleyin eğitim görüyor. O zaman cevabımız ne olacak? Matay dediğine göre değil mi? Matay dediğine göre o zaman bizim cevabımızın baboker, baboker dorot lomedet. Cevabı neydi bunun cevabı? Baboker. 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 Baboker dorot lomedet. Yine nerede sorusu var? Eyfo. Eyfo dorot ovedet. Nerede çalışıyordu dorot? Burada yine kendisi söylüyor. Nerede çalışıyordu dorot? Kendisini cevabı neydi? Ben nerede çalışıyordum diyordu dorot. Ani ovedet. Bakın burada dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Cevabının şeyi burada. Dorot. Ani ovedet. Bebeyt kafe ve kıfar sabah. Bak. Dorot nerede çalışıyordu cevabı? Kıfar Saba'da. Evet, kafede Kıfar Saba'da çalışıyordu. Yani Kıfar Saba kasabasında. Ne diyeceğiz o zaman? Dorot ovedet bir Kıfar Saba bir kafe. Bir kafe bir Kıfar Saba. Yani kafede, kafeteryada nerede? Kıfar Saba'da çalışıyor. Burada yer şey yap sorduğu için, nerede dediği için iki şeyi vermemiz gerekiyor. Birincisi kafede çalışıyor olması. Yani Dorot ovedet bir kafe. İkincisi ise bir Kıfar Saba. Yani yerini de, çalıştığı merkezi de, şehri de söylüyoruz. Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Diğer sayfaya geçelim. Evet. Birincisi A, Alef şıkkında diyor ki kitvu yazınız. Kitvu yazınız. Şimdi bakın burada zamirler var. Hangi zamirler var? Bunu ben ani zamiri ben. Ben arkadaşlar eril ve dişilde ortaktır değil mi? Ben zamiri ani. Yani eril ve dişil ortak. Şöyle yapalım. Evet, Elif de geldi. Betül Elif de geldi. Ani, ata, sen, ama sen hangi sen? Dişil hangi? Olan. Dişil olan. Eril olan sen. Pardon, dişil olan diyorum. Eril olan sen. At, sen, yine sen. Bu da dişil olan sen. Hu, hep o lafa takılmışsınız ya, sondaki alef. Hu ise o. Hangi o? Eril olan o. Eril olan o. Hi ise yine o. Dişil olan o. Şimdi bunlar, biz bunlara ne diyoruz? Dişil, tekil zamirler değil mi? Tekil zamirler. Bu semitik dillerde birinci tekil şahıs ile birinci çoğul şahıs ortak. Yani ani, anahnu, geleceğiz ona, henüz gelmedik. Ama diğer zamirlere bakarsanız ata, at, hu, hi, eril ve dişil şeklinde ayrılıyor. Şimdi bizim bir kullandığımız bir tabir vardı yukarıda, şem. Şem isim demek arkadaşlar. Ad isim. Yani isim. Şem. Şimdi ben ani derken isim kelimesine, adına birinci tekil şahıs zamirini ismin sonuna, yani benim ismim demek için ne yapıyoruz biz? Şem, şmi. Şöyle. Hocam. Buyurun. İsim kurabilir miyim? Şimdi normalde isim şemken biz neden benim ekini geçtiğimizde o şey oluyor? Yani şiva oluyor. Cezimli oluyor. Çünkü sonuna şiva almış oluyor. Sonuna almış olduğu birinci tekil şahıs zamirini sonuna ek zamir olarak geldiği için okuma kaidesi olarak onu biz dönüştürmek zorundayız. Yani ses
şeyini vermek için şemi demiyoruz. Şemi diyoruz, demiyoruz. Biraz dil, daha doğrusu bir gelenektir. Yani biz buna Süryanice'de meşlumot diyoruz. Bir gelenektir. Duyarak, birçok dildeki birçok unsur duyarak. Sonra daha sonra tabii bu dilde bizim duyarak öğrendiğimiz şeyler daha sonra kural haline dönüşüyor. Şem isim yani isim anlamı olan şemi biz sonuna birinci tekil zamiri izafe ettiğimizde bakın birinci tekil zamirin sonunda ne var? Bakın bir yud var. Arapçada da aynı şekilde. Arapçada diyelim ki ne yapıyoruz? İsim, ismi. İsmi. Burada da şem, şmi. Burada gördüğünüz şu şiva harekesi arkadaşlar. Şiva, E ile A arasında aslında fonetik olarak o ismi, ismim demek için biraz daha rahat söylemek için bize şemi değil de şmi biraz daha telaffuzu daha rahat olduğu için bunu biz şiva, başına şiva olarak getiriyoruz. Bunun tabii kuralları var. Kurallarıyla sizi boğmak istemediğim için onları anlatmak istemiyorum. Şimi. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Şimi. Şimha. Şimi. Şimha. Şimha bakın sonundaki K'ye kaf harfinin hemen altına bir patak geliyor. Şimha. Çünkü ata'nın, ata zamirinin arkadaşlar son ek zamiri olarak isme bitişirken kof olarak bitişiyor arkadaşlar. Kof olarak bitişiyor. Arapçada da aynı şekildedir. Arapçada ente, değil mi? Ente son ek zamiri olarak geldiğinde nasıl gelir? Söyleyin. İsmi. K olarak gelir. K olarak gelir. Evet. Evet. K olarak gelir. Doğru mu? K olarak evet. gelir. O zaman ne diyoruz Arapçada? İsmuke ya da ismeke. Diyoruz ki ne diyoruz? Şimha. Şimha. İsmuke, şimha. Mesmuke diyoruz. Burada da ma şimha. Bunu anladık mı arkadaşlar? Yani evet. diyelim. Ani'nin sonundaki yud olarak geliyor arkadaşlar. Yud olarak geliyor. Ata'nın şeyi ise son ek zamiri gelen hali kaftır. Kaf da sofit olarak geliyor. Yani sonda biliyorsunuz kaf uzun olarak yazılıyor. Sonda yazılışı farklıdır. O zaman ne yapıyoruz? Şimha. Atın ise at yani sen dişil. Bu da yine dikkat ederseniz bir kaf var ve kafın sonuna şiva veya cezim dediğimiz hareke var. Şiva var burada. Ma şmeh. Şmeh. Arapçada da aynı değil mi arkadaşlar? Arapçada da at yani enti değil mi? Arapçada enti bunun son ek zamiri olarak geldiğine nasıl geliyor? Söyleyin. Ki olarak geliyor. Ma ismu ki. Değil mi? Ma ismu ki yani mesmu ki. Dediğimizde gördüğünüz gibi Arapçada da aynı şekilde enti'nin son ek zamiri olarak, isme bitişen son ek zamir olarak bunun ki şeklinde geldiğini görüyoruz. Diğeri de arkadaşlar. Nasıl okunuyor hocam? Bu da. Bunu mu? Şmeh. Ma şmeh. Şmeh. Şimha. Şimha, şmeh. O zaman şöyle devam edelim. Şimi, şimha, şmeh. Hocam bir soru. Mesela birinci tabelada zamirler mesela ben, sen, o. Ama ikinci tabelada aynı mı? Ya da şey indirekt şekilde gerekiyor. Direct and direct. Bu nasıl birinci gerek? Tabelada ben, sen, o, biz, siz. Bunda da tamam. isim var ya burada isim var. Şem. Evet. Şem kelimesi var. Şem kelimesine bu zamirlerin, ayrık zamirlerin bitişik zamirler olarak gelmesini görüyoruz. Şem, şmi, ani. Mesela şunu söylüyorsun, ben diyorsunuz değil mi? Benim ismim demek için ne yapman gerekiyor? Şmi,
Şmi. Evet. Bakın ilk olarak diyorum. Değil mi? Evet, ismim. Türkçede bunun hmm. şeyi nedir? Mesela yapalım burada Türkçede ben, değil mi Türkçede? Ben. Benim ben. Adım. Ha, benim demek için bir ne yapıyorsunuz? İm. İm takısı getiriyorsunuz. Bu da aynen bunun gibi arkadaşlar. Benim, adım. Benim, buraya yazıyorum bak ad değil mi? Ne yaptık? Adım. Benim adım. Burada ad, adım. Bu neyin şeyidir? Benim. Son ek zamiri olarak gelme halidir. Türkçede de böyledir arkadaşlar. Evet. Dördüncü zamirimiz arkadaşlar hu. Hu ise arkadaşlar sona bir vav olarak geliyor. Oğlu bir vav olarak geliyor. Bakın. Şmo. Hu. Bu vav hangi vavdır sizce? Söyleyin bakalım. Şu vav bakın. Şu vav. Gördünüz mü? Evet. Bu vav. Yani ona işaret eden vav şmo. Şmo yani onun ismi bakın. Onun, o, nun, onun, bakın onun is, değil mi? İsmi. Türkçe'de ya da Türkçe yazacak olursak bu Arapça bir isim. Onun ad, söyleyin. Adı. Onun adı. Onun adı. Onun ismi. Ne diyoruz? Şmo. Şmo. Onun adı. Diğer zamirimiz hi zamiri arkadaşlar. Hi zamiri. Arapçadaki hiye gibi arkadaşlar. Arapçadaki hiye. Dikkat ederseniz onun dişilliğini ifade etmek için bir h gelmiş arkadaşlar. İstisnalar hariç olmak üzere arkadaşlar. İbranica'da da Arapçadaki gibi eğer gayrimunsarif değilse yani kural dışı değilse arkadaşlar is sonunda h bulunan kelimeler çoğunlukla dişildir. H ve tav dişilliğe işaret eder arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu da sonuna bir h olarak geliyor. Şmah, şmah. Bunu Arapçada nasıl kullan? Şmah. Arapçada bunu nasıl söylüyoruz? İsmuha. İsmu, bakın. İsmuha. Arapçada da bu şekilde söylüyoruz. Bunu Arapçada nasıl söylüyoruz? İsmuhu. İsmuhu değil mi? İsmuhu. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Burada şey yapalım. Ani şmi. Şmi. İsmim. Adım. Ata şimha. İsmin. Senin ismin. Senin ismin. Kristina. At şmah. Senin adın. Yani sen dişinin adı. Sonundaki şeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu hareketi dikkat edeceksiniz. Bu ha kaldığında dişil. Ha diye geldiğinde şimha diye geldiğinde arkadaşlar eril ikinci tekil şahıs olarak bileceksiniz. Hu, hu, şmo, şmo, ismuhu, şmo. Bakın bu da yeni sonuna o olarak geliyor. Şmo, şma sonuna he olarak geliyor. Şma. Buna dikkat ediyoruz. Şma. O zaman soralım şöyle. Şmi çekelim değil mi? Çekimi birlikte yapalım sesli olarak. Şmi. Şimha. Şimha. Şme. Şme. Şmo. Şmo. Şma. Tekrar edelim arkadaşlar beraber. Şmi. Şmi. Şimha. Şimha. Şmah. Şmah. Şmo. Şma. 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 Evet, çok güzel. Şma. Gayet şma. Güzel. Şimdi burada şeye dikkat edeceğiz. Bakın, erillik ve dişillik asla ve asla aklınızdan çıkarmayacağınız bir kuraldır. Eril ve dişil aynı zamanda
sizin bu dil için aklınızdan çıkarmayacağınız bir husustur. Ne diyor? Ma şimha. Kimden bahsediyor şimha? Söyleyin. Erkek. Erkek, eril, tekilden tekil. Ve ikinci tekil şahıs değil mi? İkinci eril tekil şahıs değil mi? İkinci eril tekil şahıs. Yani sen. O zaman senden bahsediyorsak, o zaman yani sen eril tekilden bahsediyorsak ma şimha cevabında mutlaka bir erilin olması lazım. Değil mi? Hı. Eril Daniel. Ya da Ahmet ya da Mehdi veya Matlab. Tamam mı? Ben Matlab'a soru sorduğumda Matlab ma şimha. Matlab ma şimha. Şimi Matlab hocam. Şimi Matlab. Enise ma şmeh. Ma şmeh. Enise burada mı? Enise burada değil. Enise burada değil hocam. Ha gitti mi? Ben burada sanıyorum. İnternet kesildi herhalde. Zülal buradaydı evet. Az önce o yüzden düştü herhalde. Evet buradaydı. Zelal. Ma şmeh. Şimi Zülal. Ben mi? Ha Zelal dediniz. Zelal dedim. Zelal ses gelince. Ben söyleyeyim biriniz. Ben de bir bana soruyorsun diye heyecanlanmıştım. Evet şimi Zülal hocam. Zülal. Evet şimi Zülal. Burada gördüğünüz gibi biz neye dikkat edeceğiz? Soruyu sorarken karşımızdaki kişinin cinsiyetine dikkat edeceğiz. Karşımızdaki kişinin veya kişilerin sayısına dikkat edeceğiz. Tekil mi, çoğul mu diye dikkat edeceğiz. İkinci olarak burada cevapta şimi Sara diyor. Eğer Sara ise Sara kimdir? Sara Hi'dir değil mi? Sara Hi'dir. Ya da Sara attır değil mi? Hı hı. Yahi ya da at. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Ma söyleyelim. Şimah. O zaman Sara da cevap veriyor. Şimi Sara. Önce cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Cevapta özne kendisine soru sorulan kişinin cinsiyetini öğrendikten sonra sorumuzu neye göre soracağımızı ona göre karar veriyoruz. O zaman burada ma neyi veriyoruz? Hangi şeyi veriyoruz? Ma şmeh diyoruz. Burada ma şmeh diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz burada bakın burada Mikhail var. Değil mi Mikhail? Mikhail kimdir? Mikhail Yahudur. Değil mi? Yahudur. Yani o ya da söyleyin. Atadır. Yani ya üçüncü tekil şahıs erildir. Ata. Ya da üçüncü ikinci eril tekil kişi yani sendir. O zaman ne yapıyoruz? Bunu sorarken nerede Mikhail'e nereden geldik? Burada ha Mikhail. Bakın. Şimha Mikhail, bakın ne diye sordu? Şimha Mikhail, adın Mikhail midir? Ken, şimi Mikhail. Ken, şimi Mikhail. 4. Şmeh Hana. Hana. Bakın Şmeh dedik. Şmeh Hana. Yine o, hi. Üçüncü tekil şahıs dişil. Biz sen diye sorduğumuz için attır. Yani sen. Evet sen. Lo, şimi, Sara. Ma, şimo. Ma, şimo. O zaman o var burada. Kimdir orada? Erkek. Hu değil mi? Hu. Şimo. Şimo. Ma, şimo. Hu. Hu, ur. Uri, pardon. Hu, Uriel. Burada ne diyeceğiz o zaman? Söyleyin. Şimo da diyebiliriz. Şimo.
Evet. Şmo diyebiliriz. Şmo diyebiliriz. Başka ya da hu uriel diyebilirsiniz. Eğer buna cevap olarak vermek istiyorsanız o zaman şmo uriel ya da hu uriel. Altı. Hocam bir soru, özür dilerim. Burada birinci harf genellikle alfabede nokta ile vardı ş ve s hakkında. Burada noktasız. Burada tabii biz noktasız yok. Sara burada eğer olsaydı, yani biz el yazısına çok fazla koymuyoruz noktaları. Tamam. Ama artık siz bunu Sara olduğunu anlarsınız. Çünkü Şara diye bir isim yok. Evet. Evet, Sara olduğunu öğreniyoruz artık. Sara. Tamam. Sara. Ma, ben teşekkür ederim. Buraya yine bakın arkadaşlar. Şeye, altı, ma, şma. Ma, şma. O zaman ne diyeceğiz? Ma, şma. Elif. Ma, şma. Ya, ma, şma, onun adı bakın, onun. Ama Şimha olmuyor mu onun adı? Şima. Şimha. Şima bakın. Şu. Gelelim şuraya. Şima olunca. Bakın Şima. Şima kimdir? Hi'dir bakın. Gördünüz mü Elif? Şima. 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 Ben Şima. Şima. Şima erkek için sen. Ha yok. Bu H. Ha tamam, onu görmedim. Evet, H. Tamam. Şaf olsaydı senin dediğin olacaktı. Şmah. Ma, şma dediği zaman şma rahal ya da hi rahal diyebilirdin. Düştün mü? Yok. Ben mi düştüm? Hocanın hocam biraz bir hareket etti galiba. Hoca düştü galiba. Yok. Hocam az önce internetinizde bir donma yaşandı sanırım. Biz duyamadık sizi. Ha şu anda duyuyor musunuz beni? Evet. Evet. Şu anda duyuyoruz. Tamam. O zaman şöyle ma şmah dediğimizde sondaki zamir bize bunun hi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani şmah dediğimizde bunun hi olduğunu söylüyor. O zaman biz buna göre ne yapacağız arkadaşlar? Buna göre cevabımızı da bu hi'ye göre vermemiz lazım. Bunun ya hi rahal dersiniz ya da şima rahal. Çünkü biz burada olmayan birinin ismini soruyoruz. Onun ismi nedir dedik değil mi? O zaman cevabımızın şima rahal olduğunu söyleriz. Sesim geliyor mu bu arada arkadaşlar? Geliyor. Tamam. Geliyor hocam. Sesim kesilince uyarın arkadaşlar. Yine hedef ve raha feyli mi bitiyor? Rahel. Lomat. Rahel. Lamet yani burada. Tamam. Rahel. Evet. Rahel. Şimo Dani. Onun ismi Dani midir? Bakın o değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Ken Şimo Dani ya da Hu değil mi? Hu zamirini kullanabiliriz. Ya da Şimo, yani burada siz serbestsiniz. Şimo Dani veya Hu Dani diyebilirsiniz. Türkçede de biz bunu kullanıyoruz. İster ismi Dani'dir dersiniz, isterseniz o Dani'dir diyebilirsiniz. İngilizce'de de aynı şekilde biliyorsunuz. 8. Şima Dina. Onun adı Dina mıdır? Lo, Şima, Rita. Rita. Onun ismi Rita'dır. Arkadaşlar, Bet şıkkına geldik. Burada dikkat ederseniz, K'ye herhangi bir şey vermemiş. Nokta koymadığı için bunu ister Ma, Şmeh diye okursunuz. İsterseniz Ma, Şimha yok. İkisini de okuyabilirsiniz. Ne sormak istiyorsanız ona göre sorarsınız. Yine aynı şekilde Anu al-Hashalot şu sorulara cevap verin diyor. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar. 3 dakikamız var. 3 dakikada bunu çözeriz sanırım. Evet çözeriz. At, ata bakın.
at ata. Eğer at dediğimizde at eril, dişildir. At ola hadaşa, değil mi? Bakın dikkat edin bunlara. Önce dişilleri okuyacağım. Mi'ayn at, ayfo at gara, dikkat. At lomedet, değil mi? At lomedet, ayfo ata lomedet, dikkat edin. Bakın hele ve tavları işaretliyorum. Ma at lomedet. At ovedet. Dikkat edin arkadaşlar. Burada neye işaret ediyorum ben size? Zamir ile fiil arasında veya zamir ile sıfat arasında tam bir uyumun olması gerekiyor. Şimdi ben şeyimi değiştirerek, kalemin rengini değiştirerek yeşil yapacağım. Yeşille de erilleri göstereceğim. Ata, ole, bakın ole dedim, e kullandım. Ole kadaş, mi'ayn ata, ayfo ata gar. Ata lomet, ayfo ata lomet. Ma ata hocam lomet. Bir şey sorabilir miyim? Ata işte... ovet. Buyurun. Üçte mi ayn ata dedik ya. At ve ata. Mi ayn atayı diri eriller için diyoruz değil mi? Çünkü eriller soru edatı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yok şey. Ata derken o sonuna he ekledik ve dişil oldu ya. Evet. Ama eril için işaretledik, yeşilli işaretledik. Şimdi şöyle, ikisi için de kullandığımızı söyledik. Bak burada önce bunu kullandık, sonra bunu kullandık. Çünkü bu soru edatı serbesttir. Hangisiyle isterseniz onu kullanırsınız. Ama ben burada fiiller geldiğinde ayfo ata gar dedim, ayfo at gara dedim. Tamam mı? Hı-hı. Şimdi dersimiz kapanacak. İkinci şeyde buna devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi süre dolmuş. Bir dakikadan az var. Bitiyor. O yüzden sizi ben hocam. Buyurun. Bizo videoları YouTube'dan illegal yollarla indirsek kanalın sahibi siz olduğu için bize helal eder. İllegal değil. Ben size göndereyim. Bir depo yapın. Ben size hepsini atayım oraya. Ama işte onu internetsiz izlemek sıkıntı oluyor o yüzden. Peki şöyle yapalım. Ben bir depoya atayım. Siz onu okulda indirin onu. Olur mu? Olur. Hocam birer dosyası işte... oluşturalım. Bir drive dosyası oluşturalım isterseniz. Tamam. Bütün materyalleri de drive dosyasına ekleyin. Biz drive'dan indirelim onları. Tamam. O zaman öyle yapalım. Tamam. Evet. Siz veya ben isterseniz ben bir drive dosyası oluşturayım. Biz de oluşturabiliriz hocam. Yani ben siz mailinizi verirseniz biz oluştururuz. Siz oraya yüklersiniz. Tamam. O zaman anlaştık. Ben mail adresimi bugün hemen size atacağım. Tamam hocam. Sen ilgileneceksin Enis'e. Ben drive dosyası oluştururum hocam. Sonra arkadaşlar da mail adreslerini atarsa onları da eklerim drive dosyasına. Tamam. Oradan buraya haberleşiriz. Siz atarsınız. Bir depo. Hatta şeyden alabilirsiniz depoyu. Bu neydi? Bir şey deposu alabilirsiniz. Şeysiz yani hesapsız. Ben size şey yapayım. 50 GB'a kadar yer veriyor arkadaşlar. Mega var ya. Göstereyim ben size. Arkadaşlar mega. Buradan görüyor musunuz? Şöyle. Mega. Ben linkini atarım. Evet, Mega'yı biliyorsunuz değil mi? Mega. Arkadaşlar 50 GB yer veriyor. Enise, beni duydun mu? Oraya bizim hesabımızı aç. Bir mega. Hesap aç sen Mega'dan. Mega ben bakayım hocam, ben bu uygulama yok. O uygulamayı tamam. İndirebilirsiniz onu. Ben şey yapayım. Bilgisayarınızdan onu indirin. 50 GB son derece güzel bir şey. İmkanı. O zaman herhalde bir sıkıntı olmaz. Çünkü biz üniversitenin maili kullandığımızda drive'den siz kullanabiliyoruz.
Yok yok. O omega ayrı bir şey. Orada siz kendiniz biliyorsunuz. Sorun değil o. Paylaşmış değil. Tamam mı? Depo. Sadece tamam. Depo. En iyisi size dağıtır onu. Evet. Tamam. O zaman... En iyisi sen kendini mute'la. Hemen mute'luyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam, Albert'in size selamı var. Albert, ha. Göremiyorum. Hani Albert, nerede? Oo, çok güzel. Aleyküm selam. Benimkiler kadar yaramaz değillerdir herhalde. Evet. Senin mi o? Evet hocam. Senin arkadaşın mı? Eve almıyoruz hocam. Yurtta işte... Şey yapıyorsunuz, evet. Bakıyorsunuz, besliyorsunuz, seviyorsunuz. Aynen hocam. Biz bakıyoruz, diğerleri işte eziyorlar, başka yerlere götürüyorlar. İnsanoğlu böyle bir şey. Evet. Üzücü şeyler onlar. Bir soru, bu atah dediniz atah ama mesela son harf, mesela bu H olarak alfabe görünüyor. Bu atah diyeceğiz ya da atah sadece. Evet, ata, yani H telaffuzu biraz zor bir harf olduğu için biz ona ata diyoruz. Ata, ata, at, ata. Bilmiyoruz ata. At, ata, at, ata. At, sen dişil, ata, sen eril. At, ata. Yani Arapçadaki gibi ente, enti gibi düşünün. Bu şeyde tabii Semitik dillerde dediğim gibi zamirlerde böyle özellikle birinci tekil şahısla birinci çoğul şahıs hariç diğerleri cinsiyet olarak farklı olabiliyor, oluyor yani. O zaman o yüzden biz cinsiyete dikkat ederek bunu şey yapıyoruz. Sıfat mevsufunu, yani sıfatın mevsufunu ona göre eril ve dişil olarak ya da çoğul olarak görüyoruz. Dilerseniz derse başlayayım mı? Tabii. Başlayayım değil mi? Evet, tabii ki. Tamam, derse başlayayım. Arkadaşlar burada kaldık. Ben burayı biraz izah edeceğim. Şimdi dedik ki burada herhangi bir işaret olmadığı için bunu maşmeh ya da maşimha diye okuyabiliyorsunuz. O zaman ben size sorsam size kime sorsam ma diyelim ki Christina soruyorum. Ma şmeh. Christina diyor ki şmi Christina. Efendim Zülal'a soruyorsam ma şmeh şmi Zülal Merve. Matlab'a soruyorum. Ma şimha. Matlab da diyor ki şimi Matlab vesaire. Mehdi diyor ki şimi Mehdi. Burada soruyu kime soruyorsanız, muhatabınız kimse, eril veya dişile göre muhatabınızı, o zamiri ona göre belirliyorsunuz. Burada başta gördüğümüz hani, şimi, ata, şimek, at, ata, şimha, at, şimek, hu, şimo, hi, şima. Buna göre soru soruyoruz. Oturtacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş kullana kullana bunu oturtacağız. Şimdi gelelim bu bet maddesine. İkincisine arkadaşlar bakalım burada. İkiye bakalım. Ben bu arada şeyi değiştireyim. Rengi değiştireyim. Kırmızı yapayım. Şimdi at dediğimizde arkadaşlar at ne diyeceğiz burada o zaman şeyi? At. Aliya. Ola. Ola, pardon. Aliya. At ola. Hadaşa değil mi? Hadaşa. Peki. Şunu geri alıyorum. Geri alıyorum. Ata desek ne diyecektik? Ata ole. Şöyle ola hadaş. Çok güzel. Bu işte arkadaşlar. Bizim kavrayacağımız şey bu. At dediğimizde ola hadaşa,
Ata dediğimizde ole hadaş. Ole hadaş. Bakın he'yi zikretmiyoruz. Kristina. Evet. Tamam. Yavaş yavaş kavrayacağız, oturtacağız. Tabii hemen olacak bir durum değil. Ama yavaş yavaş bunu oturacağız. Çünkü bazen harfler mesela bu alfabe öğrendik mi geçen hafta? Bu mesela he gibi benziyor. Mesela görürken atah diyebilirim mesela. Yani atah. Yanlış olur. Yok yanlış olmaz. Atah dersen biraz nefessiz kalabilirsin sadece. Evet. Evet. Yani atah. Ama atah derseniz zaten biz onun he olduğunu anlarız biliyorsunuz. Tamam. Bazen biz Türkçe'de de veya sizin konuştuğunuz dilde de bazen kısaltmalar yapabiliyoruz. Sesi evet. Tam olarak çıkaramayabiliyoruz. Ama yazıda bunu vermek zorundayız. Yazıda mutlaka bunu yazmak durumundayız. Peki bu istisna gibi gelebilir mi? İstisna değil de H harfinin karakterinden kaynaklı. Fonetik özelliğinden tamam. Kaynaklı. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Üçüncü arkadaşlar. Me'ayn at. Me'ayn at. Kime soruyorum mesela? Efendim şeye sorayım ben. Enise'ye sorayım. Me'ayn at. Ani. Mi İstanbul. İstanbul. Yani mi Türkiye mi olacak? Türkiye. Mi İstanbul. Mi İstanbul. Mi ayn ata matlab. Ani mi İstanbul. Tamam. Mi ayn ata alif. At alif. Mi ayn at. Ani mi Kocaeli. Ha, mi Kocaeli. Mi Kocaeli. Şimdi burada dikkat ederseniz kime muhatabımız kimse onun cinsiyetine uygun olarak sorumuzu soruyoruz. Mehdi'ye sorsam mi ayn ata Mehdi? Ani mi Morocco. Morocco. Bu şekilde. Me ayn diyoruz ama cevap verirken mi mi diyoruz? Şöyle mi onu daha sonra işleyeceğiz. Mi'den sonra gelen yani me'den sonra gelen harfin durumuna göre yani söz gelimi e ise y ise onun mi, i falan bunları ayrıca işleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Fonetik kurallarda. Şimdi ben okumanızı biraz da hani dile alışma, aşina olma durumunuza göre ben yavaş yavaş gidiyorum. Ayfo at dediğime göre, değil mi? At dediğime göre. O zaman ne diyeceğiz? Gara. Evet. Şey soracağım. Ayfo at gara enise. Ani gara İstanbul. İstanbul. Semtini de söyleyebilirsiniz. Mesela. Başakşehir. Başakşehir. Mesela. Gara yaşamak mı? Okumak mı? Neydi? Yaşamak. Gara yaşamak. Dördüncü olarak arkadaşlar at lomedet. Kime soruyorum mesela? Burada karşımdaki kişiler dişil ise at lomedet. Cevap verin bakalım. Ani Lomedet deyin ki Lomedet Ba Üniversite İbni Haldun. Ba Üniversite İbni Haldun. Ani Lomedet Lomedet Ba Üniversite İbni Haldun. Birisi size sorsa at Lomedet ken Ani Lomedet bu şekilde cevap verirsiniz. Lomedet dersiniz ki nerede? Mesela Ayfo at Lomedet diye sorsa hani Lomedet Ba Üniversite İbni Haldun Ba Türkiye. Yani İbni Haldun Üniversitesi Türkiye'de. Yani Ba fi mi? Ne? Ba fi mi? Yani evet, fi. Fi. Evet. De da fi. Hangisi? Onu da bir yazabilir miyiz hocam sizin? Hangisini? Ba. Bak. Bu kadar. Bu kadar. Beşincisi arkadaşlar
At lomedet dedik. Ata lomet. Kim cevap verecek? Ata lomet. Bu durumda eril kişi cevap verecek. Ata lomet. Matlab. Evet. Ken ani lomet ba üniversita İbni Haldun. Ken ani lomet ba üniversita İbni Haldun. Nam. Ana talibun fi fil camiati İbni Haldun fi Türkiye. Nam. Evet, ken. 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 Nam. Ken ani ani lomad ba üniversite İbn Haldun ba Türkiye. Ba Türkiye. Çok güzel. Fevkalade. iPhone pardon. 7. Ma at lomadet. Ma at lomadet. Şu anda ne öğreniyorsunuz? Dişile sordum. Ma at lomadet. Ani lomadet. Ani lomadet ivrit. Ve ayfo at lomadet. Ani lomadet ivrit ba ba ibn ba üniversite İbn Haldun. İbn Haldun. Çok güzel. Biz nasıl oluyor hocam? Lomad ne mi oluyor? He? Biz nasıl oluyor? Biz öğreniyoruz. Biz anahnu lomdin safa ivrit ba üniversite İbn Haldun. Anahnu biz yani. Şimdi eğer eriller biz eriller diyorsak o zaman diyoruz ki anahnu lomdim safa ivrit ba üniversite İbn Haldun. Eğer dişil bizler diyorsa anahnu lomdot. Lomdot göreceğiz çoğulu. Lomdot safa ivrit ba üniversite İbn Haldun ba Türkiye. Hocam. Hı. Peki şey yani bu biz dediğimiz ekip kızlar ve erkekler karışıksa yani o zaman karışıksa o zaman eril sigayı kullanıyoruz. Arapçadaki gibi yani aynı mantık. Aynen Arapçadaki gibi Araplar hep Arapçada derler ki anlatırken gramerde 1 milyon kadının içerisinde bir tane erkek olursa erkeğe göre hitap gelişir. Aynen burada da öyle. Maalesef dilin özelliği eril siga kullanılması. Sanırım bütün dillerde. Sadece Arapça, Fransızca değil. Yani. Semitik yalan dillerde var. Var. İşte Fransızca da var. Türkçe de var zaten. Vesaire. Türkçe'de yok Mehdi. Türkçe'de yok. Türkçe'de, Türkçe cinsiyetçi bir dil değil. Cinsiyet yoktur. Cinsiyet ayrımı yoktur Türkçe'de. 8. madde arkadaşlar. At obedet. Bakalım nasıl cevap vereceksiniz? At obedet. Kim cevap verecek? Çalış. Aranızda çalışan var mı bu arada? At obedet. Yani obedet'in ne olduğunu anlamadım ama cevap veririm. Obedet, evet. Obedet çalışmak demek. Abede var ya, abede. Arapçadaki abede ne demek? Abede. Çalışmak, ibadet etmek. Değil mi? Evet. Zep deriz ya, ibadet çalışmak da bir ibadettir deriz. Biliyorsunuz Türkçe'de. Evet. Demek ki ovedet neymiş arkadaşlar? At, çalışmak. Ovedet. Evet. Kim? Zülal mı verecek cevabı? Ha, o zaman doğru söyleyeyim. Lo. Lo. Ani. Ani. Lo. Obedet. Obedet. Çok güzel. Bak ne güzel. Arapça uygun. La. Ani la. Değil mi? Bak bunu kullandın. Evet. Değil mi? Bu kalıbı kullandın. Evet. Lo. Ani lo obedet. Evet. Okey. Peki. Şimdi erillere soruyorum. Erillere soruyorum. Ata. Ata obed. Lo. Ani. Lo ani lo ovet. Arapça cevap versen nasıl verirsin? Ana la abut. La. La amelu. La amelu. La amelu. La amelu amelen. Tamam.
Hocam şu an geniş zamandayız değil mi? Yani zamanlar falan. Evet, oraya da zaman geniş olarak şimdi İbranice'de 3 tane zaman var. Zaman, zaman, huve. Şimdiki zaman, geniş zaman. Zabnu, zabnu abar, zban abar. Geçmiş zaman. Ve zban atit, gelecek zaman. Arkadaşlar, Türkçedeki gibi onlarca zaman dilimi bizde yok. Anladınız mı? O yüzden kolay. Bu arada chatler gelmiş. Bunları okuyamadım. Şimdi okuyorum ama şimdi okuyorum. Hocam kapta oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Bir sürü chat var. Ben bunları görmemişim arkadaşlar. Şimdi gördüm. Okumayın hocam. Ha. Önce. Okumadım zaten. Göz geçirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar şeye geçiyoruz. Zamanımız bu arada ne kadar zamanımız var? Bir 5 dakika zaman verirsiniz bana. Hmm. Olur hocam. Şey, ne kadar zamanımız var diye sordunuz ya, ben de şey diyecektim. Galiba doldu diyecektim ama 5 dakika daha yapacaksak olur hocam. Hocam diyorsun 5 dakika size zaman veririm diyorsunuz. Tamam. Hocam yapalım. Hocam nasıl isterseniz. Tamam, 5 dakika o zaman zaman verin. Buraya bir giriş yapalım. Ondan sonra bırakalım. Arkadaşlar, Rabbim çoğul, çoğul eril, arkadaşlar çoğul eril, çoğul eril, Rabot çoğul dişil, tamam? Rabbim Rabot, çoğul yaparken... Bir... Onlar mı manasında mı yoksa ne bu şimdi? Şöyle, şimdi dişil şey, eril ve dişil çoğul yapmak kuralını görüyoruz. Şimdi biz kelimenin sonuna yud ve mim, bakın buraya bakın, bakarak şey yapın, kelimenin sonuna yud ve mimi getirerek, bakın burada bir yud var değil mi, burada da mem sofit var, ondan önceki harfin harekesini de i yapmak suretiyle biz kelimeyi çoğul yapıyoruz. Örnek vereceğim. Talmid, talmidim. Değil mi? Talmid, talmid ne demek? Öğrenci. Talmid, talmidim. Student, student, öğrenci. Studentim, öğrenciler. Ama nasıl öğrenciler? Üniversite öğrenci. Hayır. Eril olan, çoğu eril öğrenciler. Hocam peki bu ikisi kullanıyorlar mı öğrenci? Talmid, studenti, evet. İkisi mi? İkisi de kullanılıyor. Student daha çok üniversite öğrencisi için kullanılıyor. Talmid daha da hani lise, ortaokul öğrencisi için kullanılıyor. Mesela Makedonca'da çoğu kelimeniz aynı telaffuz var yani. Evet. Çünkü o şeyleri, o kelimeleri çoğuca Rusça'dan almışlar arkadaşlar. Evet. Aynen hocam. Rusça baya baya benziyor. Rusça çok etkili. Evet. Modern İbranice. Evet. Modern İbranice üzerinde çok etkili arkadaşlar. Bazı kelimeler oradan alınmış. Mesela matematika, fizika, muzika falan. Hocam, değil mi? Eliezer ben Yahuda Rusya göçmeni değil mi? Tabii Rus, yani şöyle zaten çok fazla da Rus Yahudisi var. Polonyalı, Rus vesaire filan. Afiyet olsun. Nasıl gördünüz? Evet. Evet. Nasıl diyoruz afiyet olsun İbranice'de? Evet. Nasıl diyoruz afiyet olsun İbranice? Haniyot. 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 Arkadaşlar, burada çoğul olarak yaptığımızda vav ve tav'ı görüyorsun değil mi? Tav. Vav ve tav ise arkadaşlar, vav'ın üzerine o harekesi konarak biz vav ve tov ile arkadaşlar kelimeyi dişil bir tekil, bir tekil dişil bir kelimeyi çoğul yapıyoruz. Talmida kelimesini nasıl çoğul yapacağız? Talmidot. Talmidot, aferin. Talmidot. Talmida, talmidot. Sonundaki H'yi atıyoruz. Ve sonundaki H'yi attıktan sonra arkadaşlar ot.
ot getiriyoruz. Talmidot. Studentit. Studentiyot. Evet. Leitraut böyle mi geçiyor? Leitraut. Leitraut oradaki şey mastar şeyidir. Oradaki ot mastar peki o. O şeylik değil. Dişilik için değil o. Mastar. Lir ot. Roe lir ot. Mastar eki o. Lehitraot. Lehitpael kalıbında. Arkadaşlar kalıplar şöyle. Onları işleyeceğiz tabi. Lehit. Lehit. Raot. Yazdığımızda. Buradaki kelimenin kökü roe'dir. Roe. Arapçadaki ra gibi. Dolayısıyla biz bunu lehit pael kalıbına le manasında geliyor. Evet, lehit pael kalıbına koyuyoruz. Lehit pael kalıbında ise bunu biz lehit ra oturuyoruz. Yani görüşmek üzere. Görmek, görüşmek arkadaşlar. Evet. Bu ek bilgi. Ani ben, Ani'nin yani benim çoğulu biz, anahnu. Ani, anahnu. Ata, atem. At, aten. Hu, hem. Hi, hen. Sen, siz. Sizler. Ata, atem. At, sen, dişil. Aten, sizler, dişil. Hu, o, eril. Hem, o, o, onlar, eril. Hi, o, dişil. Hen, onlar, dişiller. Arkadaşlar burada keseyim ben. Biz yarın nereden devam edelim? Çoğul bir kelimeyi, eril bir, tekil, eril, tekil bir kelimeyi, dişil tekil bir kelimeyi nasıl çoğul yapıyoruz? Onların örneklerini burada göreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Bu akşamlık 5 dakikayı geçtim. Şimdi Enise bize kızacak. Estağfurullah hocam. Öyle demedim. Ha. Ondan sonra yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.